Hoş geldiniz. Ben Merve. Kanalımda ders çalışmadan saç bakımına kadar çeşitli içerikler üretiyorum. Son zamanlarda çok aktif bir şekilde video içeriği üretemiyorum. Bunun nedenini bilmiyorum. Kamera karşısında geçmekte zorlanıyorum ama bugün çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Tam kış zamanı saçlarımız yıpranmışken saçlarımızın diplerinde kepekler oluşmuşken saçlarımız dökülüyorken canlılığını yitirmişken aynı ağaçların yaprak döktüğü gibi sararda gibi bizim saçlarımız da böyle kötü durumdayken bunu kurtaracak mucizevi bir bakım yöntemiyle karşınızdayım ve doğal bir yöntemle karşınızdayım. Nedir bu yöntem? Tabii ki saçlarımıza elma sirkesi uygulamak. Bunu bence hepimiz birilerinden mutlaka tavsiye almışızdır. Saçlarını elma sirkesiyle yıka çok parlak gözükecek. Saçlarını elma sirkesiyle yıka kepeklerinden kurtulacaksın. Uzunmasına yardım edecek gibi sözler duyuyoruz. Fakat bence hepimiz bunu uygulamaktan birazcık korkuyoruz. Ben şimdi size bundan korkmamanız, Aksine uygulamanızın sebeplerini sıralayayım. Elma sirkesinin saçımıza faydalarından bir tanesi saçlarımızın uzamasına yardımcı oluyor. Bunu da nasıl sağlıyor? İçerisindeki bol cemiklerde bulunan potasyumla sağlıyor. Potasyum saçların uzamasını sağladığı için siz de doğal elma sirkesini saçlarınıza uyguladığınızda otomatik olarak saçlarınızın uzamasını sağlıyorsunuz. İkinci faydası en bilindik özelliği saçlarınızda saç kremi yerine kullanabilmeniz ve bu sayede de saçlarınızın inanılmaz derecede parlak gözükmesi. Şu anda gördüğünüz benim saçlarım. Yıkarken saç kremi kullanmadım. Ne yaptım biliyor musunuz? Saçlarımı şampuanla yıkadıktan sonra saç kremi niyetine bu elma sirkesini uyguladım. Tabii ki direkt uygulamadım. Ne kadar miktarda uyguladığımı size anlatacağım. Ama gördüğünüz gibi saçlarımı bunu uyguladıktan sonra hem saçlarım çok parlak gözüküyor. Hem ekstra bir ürüne ihtiyaç duymuyorum. Hem de gerçekten de o saç kremini uyguladığımda nasıl ki dolaşıklık çözülüyorsa aynı etkiyi elma sirkesinden de alabiliyorsunuz. Üçüncü faydası ise saçlarınızın diplerindeki o kepek oluşumunu önlemesi. Saçlarınıza masaj yaparak uyguladığınızda saç derisinin hava almasını sağlıyor ve antibakteriyel özelliği sayesinde de kepek oluşumunun önüne geçmiş oluyor. Zaten sağlıklı saçlar istiyorsak sağlıklı saç derisine sahip olmak zorundayız. Buna sahip değilsek de saçlarımızın öyle güzel olmasını bekleyemeyiz. Saçlarımızın güzel olması için en çok saç derimize bakmamız lazım. Bunu da nasıl yapıyoruz? Elmas sirkesiyle. Şimdi elma sirkesinin faydalarından bahsettik. Artık nasıl uygulayacağımızdan bahsetmeye geçmemiz lazım. Fakat nasıl uygulayacağımızdan önce çok önemli bir şey var. Nedir biliyor musunuz? Eğer doğru elma sirkesini doğal fermente edilmiş elma sirkesini almazsanız o zaman bunu saçınıza uyguladığınızda hiçbir faydalı sonuç bekleyemezsiniz. Gerçekten de şöyle baktığınızda içerisindeki o sirke anasını gördüğünüz böyle duru su gibi olan elma sirkesi değil de gerçekten doğal fermente edilmiş bir elma sirkesine ihtiyacınız var. Marketteki sirkeleri alıp saçınıza uygulayacağınıza hiç vakit kaybetmeyin, hiç uğraşmayın derim. Çünkü onların size bir faydası olmayacak. Çünkü maalesef onlar doğal fermente edilmiş sirke değil. Peki diyeceksiniz ki ben gerçekten doğal fermente bir elma sirkesini nereden bulacağım? İşte bu noktada yardımınıza yetişiyorum. Ben değil aslında Olimpik Anneler yetişiyor. Dediğim gibi gerçekten faydasını görmek istiyorsanız doğal fermente almanız lazım. Bunun için de Olimpik Anneler size en güzel sirkeyi sunuyor zaten başka bir yerde aramanıza gerek yok. Peki diyeceksiniz ki Olimpik Anneler kim? Bunlar neden bunu üretiyor? Hemen bu konuya gelelim. Olimpik an anneler bir sivil toplum kuruluşu, çocukların sporla büyümesini isteyen ve bunun için destek veren annelerin oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşu. Benim bu sirkeyi temin ettiğim olimpik anneler ise Düzce Olimpik Anneler. Düzce'deki kooperatif, judo branşındaki çocukları desteklemek için kurulmuş bir kooperatif. Ve bu satışlardan elde edilen gelirleri sporcu çocuklarımızı olimpiyatlarda desteklemek amacıyla kullanıyorlar. Bunun içinde kadın gücünü kullanıyorlar. Ben Bence hem çocukları porn içinde tutmak, onları desteklemek hem de kadının gücünü ortaya koymak için kurulmuş gerçekten çok güzel bir kooperatif. Sizler de sadece sirke için değil, benim yaptığım gibi makarnalarından, tarhanasına, acıkasından, eriştesine kadar her şeyi satın alabilirsiniz. Güvenle çocuklarınıza da yedirebilirsiniz, kendinize de yedirebilirsiniz. Her şeyi çok doğal ve inanılmaz lezzetli ve gerçekten de fiyatları çok uygun. Ben 100 liraya o gördüğünüz kutunun içerisindeki tüm ürünlere sahip olduğum ve gerçekten tarhanadan nefret eden bir insan olarak ben tarhana çorbasına doyamadım. Hayatınızda yiyeceğiniz en iyi tarhana yaptıklarını iddia ediyorum. Mutlaka deneyin. Hem sporcu çocuklara destek olmak için, hem kadın girişimlerini desteklemek için, hem de gerçekten lezzetli, kaliteli, doğal, kadının gücüyle üretilmiş ürünleri yiyebilmek için kesinlikle bu kooperatiften üretilmiş ürünlere bakmanızı tavsiye ediyorum. Aşağıya linki koyacağım. Mutlaka bakın ve çevrenizdekilere de tavsiye edin. Şimdi artık herkes sirkeyi nereden alacağını bildiğine göre ve sirkelerini temin ettiğine göre nasıl uygulayacağımıza geçebiliriz. Öncelikle bir su bardağı suyun içerisine 2 yemek kaşığı sirkemizi katıp karıştırıyoruz. Sonrasında da bunu bir sprey şişesine boşaltıyoruz. İşte karışımımız bu kadar. Sirkeyi kesinlikle direkt olarak uygulamayın. Çok ağır olacaktır. Suyla seyreltin. Bu söylediğim oranları kullanabilirsiniz. Ben hep bu şekilde kullanıyorum. Şişeyi boşalttıktan sonra da duşta ıslak saçımın önce diplerine sonrasında da kalanları saçımın uçlarına yedirerek saçlarımın diplerine masaj yapıp uçlarını da böyle tarakla tarar gibi yaparak güzelce saçlarıma uyguluyorum. Hem saç tiplerim inanılmaz rahatlamış oluyor hem de sanki saçlarıma saç kremi uygulamışım, üstüne bir de taramışım gibi güzelce dolaşıklı açılmış oluyor. Sonrasında elde ettiğim parlaklık zaten kaçınılmaz. Peki kokusu diyeceksiniz. Kokusundan eser kalmıyor. Çünkü sirke zaten uçucu bir madde. Bir saat sonra saçınızdan uçup gidecektir. Ama yine de diyorsanız ki ben bunu garanti alamam. Bunu yaptıktan sonra saçınızı yıkayabilirsiniz. Çünkü sirkeyi saçımı ıslatıp direkt çıkmıyorum. Uyguladıktan sonra dolaşıklığını açtıktan sonra bir de duru suyla tekrar bir duruluyorum. Öyle çıkıyorum. Sonrasında da gerçekten sonuçtan çok memnun kalıyorum. Gördüğünüz gibi dün yaptım ve bugün hala çok parlak, çok sağlıklı gözüküyor. Ben bu bakım yöntemini çok seviyorum çünkü hem maliyetsiz hem çok kolay hem de gerçekten en kısa sürede yanıt aldığım bakım yöntemlerinden bir tanesi. Eğer siz de sirkeyi saçınıza uygulamayı seviyorsanız bu videodan sonra uyguladıysanız aldığınız sonuçları benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlara mutlaka tecrübelerinizi bekliyorum. Video içeriklerimi beğeniyorsanız kanal desteklemek adına abone olmayı ve videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram'da da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. O kadar zor çektim ki bu videoyu. O kadar uzun zamandır aklımda ama o kadar istemedim ki çekmeyi. Neden artık kamera karşısına geçmek istemiyorum. Halbuki daha yeni kamera aldım. Bana biraz destek olun. Büyüyelim, gelişelim. Birlikte ilerleyelim.